31 Mart 2024 tıpkı 30 yıl önceki 1994 seçimleri gibi. İnşallah belediyecilikte yeni bir milat olacaktır. Son yıllarda siyasette 1994 yerel seçimlerine ve bununla bağlantılı olarak 1994 ruhu kavramına vurgular artmış durumda. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi... 94 ruhu nedir bilir misiniz? 94 ruhunu milli görüşü uygulayacağız. 94 ruhu inançtır, imandır, dava adamdadır. 1994 ruhu ruh çağırmakla gelmez. Peki 30 yıl önceki bir yerel seçim hala neden gündemde? Sorunun cevabı bu seçimlerin bir dönüm noktası olmasında yatıyor. 1989 yılına gidelim. O yılki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil birçok şehirde yarışı Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yani SHP kazandı. Ancak zaman içinde bazı SHP belediyeleri yolsuzluk ve kötü yönetim eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Ekonomik sorunların da derinleştiği süreçte farklı seçmen kitlelerinde özellikle de kent yoksulları arasında Refah Partisi'ne ilgi artmaya başladı. Fakir halk tabakaları da bizi destekliyorlar. Onun da sebebi bu topluluklar şu anda tatbik edilen kapitalist düzen içerisinde eziliyorlar. İstiyorlar ki kendilerine daha rahat bir hayat imkanları olsun. Don't let the language fool you. Refah is not the party of Marx, but the party of God. Party HQ is next door to the mosque and it's a vote winner. 1992 ara seçimlerinde Refah Partisi kazandığı yerel yönetimlerde dikkat çekici bir performans sergiledi. Partiye ilgi artıyordu. Refah Partisi 1990'larda kendine has bir örgütlenme ve kampanya modeli geliştirdi. Parti bu şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyordu. İnşallah. 10 tane, 12 tane şeyimiz var hep oraya. Allah razı olsun. Sizi iyi yapalım. Tayyip Erdoğan'ın o dönemde bağdaş kurup evlerde oturduğu resimler çokça görülür. Bu nebevi yöntemdir. Yüz yüze dokuna dokuna temas. Örgütlenme modeli de aslında bu nebevi yöntemin bir yansıması olarak devam ediyor. Tesbih modeli adını verilen bir örgütlenme bu. Tesbih 33 tane boncuktan oluşuyor ya. 33 tane sokak bir araya geliyor, bir birim oluşturuyor. 33 tane mahalle bir araya gelip bir semt birimini oluşturuyor. Dolayısıyla böyle aşağıdan yukarıya doğru giden bir sistem var orada. ...1994'e gelindiğinde Refah'ın yerel seçimlerindeki kampanya şarkısı böyle diyordu. O dönemki ana akım medyaya bakarsak bu pek mümkün değildi. Ancak seçim sonuçları şarkı sözlerini haklı çıkardı. Refah Partisi adeta bir oy patlaması yapmıştı. Özellikle büyük şehirlerde merkez sağ ve merkez sol adaylar arasındaki rekabet Refah'a büyük avantaj sağlamıştı. Örneğin İstanbul'da Refah adayı Recep Tayyip Erdoğan %25.19 oy alırken, Anavatan Partisi adayı İlhan Kesici %22.14, SHP adayı Zülfü Livaneli %20.3, Doğru Yol Partisi adayı Bedrettin Dalan %15.46, Demokratik Sol Parti adayı Necdet Özkan %12.38 oy aldı. Bu Refah Partisi'nin Türkiye'deki 60 milyon insanın birlik, beraberlik, kardeş ve saadetinin sembolü olduğunu ve Türkiye'nin huzur ve barışa kavuşmasının tek ilacı olduğunu gösteriyor. They certainly managed to send shockwaves rippling through the Turkish establishment in the wake of the Welfare Party victory in the mayoral elections in Istanbul recently. Buradaki insanlar sadece siyasal seçim için çalışmıyorlar, Allah rızası için çalışıyorlar. Dolayısıyla burada aslında yapılan şey Necmettin Erbakan'a da referansla cihat. Cihat ediyorlar. Bu anlamda milli görüş açısından baktığımız zaman Allah yolunda kazanılmış çok önemli bir zafer. Bir de var olanı bir tepki aslında 94 yılı. Yani var olanın ortadan kaldırılması. 541 yıl sonra İstanbul yeniden manen fethedilmiş oldu. Milli görüş belediyecilerinde manevi dinamikler ortaya çıkıyor. Biz buna 94 ruhu diyoruz. İbadet aşkıyla bir sarılma, daha çok performans gösterme, devrim niteliğinde bir belediyecilik özellikle İstanbul'da başladı. Tabii başında olduğu için tümü Tayyip Bey'e yazıldı ama bir teşkilat, bir komple seferberlik gibi bir şey düşünün. Yani herkesin bir gayreti, omuz vermesi. Bir de belediyelere işte en çok kokuşmuşluk olan şeyi bertaraf etmek için rüşvet alan da veren de melundur hadis-i şerifteki yazılar yazıldı. Yani bu
bir hatırlatmadır. 1994 seçimleriyle yeni bir döneme giren Refah Partisi, belediyecilik anlayışını sergileme şansı buldu ve bu anlayış Refah'a ülke çapında desteği daha da arttırdı. Sinjar is typical of the new towns where Refah's power is strongest. There's widespread resentment about having been excluded from the system. In Sinjar, Refah has exploited this disillusionment. Its party political videos have an uncompromising message. They speak of a system which they say is the enemy of the people. When we asked Refah to show us the work of the party, we were given a tour of a bakery near Ankara. Deliveries of Refah bread are taken to suburbs like Sinjar and sold from Refah kiosks. Supporters have long been used to an economy where the average rate of inflation is about 80% a year. The party's bread is something they've come to rely on. Sosyal belediyecilik ve özellikle bu adil paylaşımcı demokrasi bakımından milli görüşün yerel yönetimlerde getirdiği en önemli uygulamalar halk meclisleri, halk saati, halk günü, beyaz masa uygulaması. Sosyal belediyecilik anlamında yardımlar var ve söz mahallede uygulamaları var. Bir de şöyle değerlendiriliyor tabii. Yani bunlar işte Müslüman, çalmazlar, çıkmazlar, yolsuzluğa bulaşmazlar ama da yaparlar. Gerçekten de uygulama bakımından da aslında dokundukları kentlere etki edebildiler. Bir de bir şans vardı. Nurettin Sözen dönemi gerçekten İstanbul açısından çok başarısızdı. Onun üstüne çok büyük başarı gelince gerçekten halk bunu görünce muazzam bir teveccüh yaptı. Oradaki başarı bizi iktidara hızlı bir şekilde taşıdı. 1995 genel seçimlerinde birinci parti olan Refah koalisyon ortağı oldu. The Refah Party came to power on the promise that it would represent the country's ignored poorer citizens and restore the values of Islam. There'd be more local democracy and campaigns against corruption. 1994 seçimleri bir taraftan Refah Partisi'nin iktidara gelmesini sağlarken aynı zamanda çok önemli bir aktör yarattı, siyasal aktör yarattı. O aktör de Tayyip Erdoğan. They want to turn Turkey from a secular state linked to Europe to a fundamentalist country, throwing in its lot with the Muslim world. Hazır olun, başlıyor. Refah success will give the army pause for thought. Refah'ın yükseliş döneminin hemen ardından 28 Şubat süreci geldi. Parti 1998'de kapatılacak, yerine kurulan Fazilet Partisi'nin de akıbeti birkaç yıl sonra aynı olacaktı. 2000'lerin başında ise Milli Görüş Hareketi içindeki bölünme derinleşti. 1994'teki yerel seçimlerle yıldızı parlayan Erdoğan'ın liderleri arasında bulunduğu Yenilikçilerin Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de iktidara geldi. 94 seçimleri güçlü bir referansla arkasına alan AK Parti sistem içerisinde sistemle uzlaşarak varlığını ilk defa ortaya koydu. Yani gelenekçilerden ayrıldı. Bu anlamda 94 seçimlerinin aslında Türkiye için en önemli çıktılarından bir tanesi yenilikçilerin yerel yönetimlerdeki başarısını ortaya koyup onların siyasal sisteme aktarılması için ilk adımı da onlara vermiş olmasıydı. AKP hem ülke yönetiminde hem de yerel yönetimde Refah Partisi'nden farklı bir anlayış izliyordu. Halkla doğrudan temas kuran uygulamalar azalmaya başladı. Aslında rant, yolsuzluk, kadrolaşma, adam kayırmacılık eleştirileri Refah Belediyeciliği döneminde başlamıştı. Ama AKP dönemiyle bu arttı. Rant eleştirileri bazen partililer arasındaki tartışmalarda da dile getirildi. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. AK Parti ne kadar milli görüşçü olduğunu iddia etse de milli görüş gömleğini çıkartarak kendi ifadeleri uzaklaştılar. Yani bir klasik belediyeciliğe doğru manevi dinamikler geriye, ranta dayalı işte rüşvet vesaire bir takım işte Türkiye'nin başının belası olan belediyecilik yönetimlerindeki hatalar yoğun olarak düşmeye başladılar. Onlar da kendileri de 94 ruhu diye kendilerini motive etmeye çalışıyorlar ama maalesef yapamıyorlar. 2019'a gelindiğinde AKP başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı kritik belediyeleri kaybetti. Yeniden bugüne dönecek olursak, gelinen aşamada 1994 ruhuna vurgu artıyor. Manifestoda 1994 ruhuyla yeni dönem belediyecilik öne çıkacak. Bu ruha sahip olmadıkları için 94 ruhunu çağırıyorlar. Birilerinin yana yakıla aradığı 94 ruhunun adresi bu çatının altıdır,
Saadet Partisi'dir. AK Parti açısından 94 ruhunun dile getirilmesi, evet milli görüşün kodlarına geri dönülmesi, ama mevcut koşullar altında, yani bu kadar kitleselleşmiş, bu kadar büyük bir partinin 94 ruhuna dönebilmesi oldukça zor. Yani 94 ruhu dediğimiz şey aslında muhalefete ilişkin bir şey. Muhalefet açısından da 94 ruhuna geri dönmek aslında AK Parti'ye meydan okuma anlamına geliyor. Burada Yeniden Refah Partisi ortaya çıkıyor. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin 94 ruhu ifadesi aslında çok anlamlı. Çünkü daha önce kendi haleflerinin yapmış olduğu yöntemle bir meydan okumayı ifade ediyor. Oraya referans yapmak ihtiyacı hissediliyor. Yani o başarılar şimdi yok. Olmadığı için çok başarılı döneme referans alınıyor. 3 tane parti şimdi bunu 94-94 ruhunu, milli görüş belediyecilerini sahipleniyor. Ama ben diyorum ki aynısı iştir, kişinin lafı olmaz, icraatta görmek lazım. 1994'ün yönetim anlayışına dönmek mümkün mü? O dönemin mirasına kim sahip çıkacak? Bu söylemin günümüz seçmeninde bir karşılığı olur mu? Milli görüş kökenli farklı siyasi partilerin bu sorulara verdiği yanıtlar farklı. Ancak bütün bu tartışmalar bir şeyi daha görünür kılıyor. Türkiye'de 2000'lerde oluşan siyasi tabloda 1994 seçimlerinin etkisinin hiç de az olmadığını.